Arkadaşlar bu cümlemize sometimes'la başlamış. When bağlacımız var. When dığında dinde bir tümör ne olduğunda çok büyük, too large olduğunda. Ama ne yapamayacak kadar too kullanıldığı zaman aslında bu bir bağlaç görevini görüyor. Yani too large to remove. Çıkaramayacak kadar ne olduğunda, büyük olduğunda güvenli bir şekilde done'den çevredeki kritik dokulardan çıkarılmadığında kemoterapi veya radyasyon ne olabilir? Can be given. Verilebilir. First, ilk olarak verilebilir. To, makmek için. To shrink, küçültmek için. Neyi küçültmek için? Tümörü küçültmek için. Cümlemize bir daha bakalım. Bazen bir tümör çok büyük olduğunda çıkarmak için, çıkaramayacak kadar fazla büyük olduğunda güvenli bir şekilde çevredeki kritik dokulardan kemoterapi veya radyasyon verilebilir. İlk olarak to shrink, küçültmek için tümörü. Burada to be present bir yapımız var. Modülde pasif bir yapı can be given. When dığında dinde bağlacımız. In order to, so as to bağlacımız var veya or. Yalın halde fiil to aldığından makmek için. Remove from bir şeyden çıkarmak için anlamında. Too large çok büyük bir tamlama. Remove safely güvenli bir şekilde çıkarma. Çevredeki kritik dokularda yine aynı şekilde bir tamlama olarak ele alınabilir. Burada bir olmak fiilimiz var arkadaşlar. Enlarge büyütmek fiilimiz. Remove çıkarmak, atmak. Save tasarruf etme, koruma. Surround çevreleme. Criticize eleştirme. Give vermek. Ve shrink küçültmek anlamındaki fiilimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz fiilleri biz cümlede bir isim varsa da eğer kökeninde fiil olarak kullanabiliyorsak o fiili yazıyoruz. Fiilleri hatırlamanız için. Bazen bir tümör çevredeki kritik dokulardan güvenli bir şekilde çıkarılamayacak kadar büyük olduğunda dığında dediğinde kemoterapi veya radyasyon ne yapabilir? Tümörü küçültmek için, makmek için ne yapılabilir? Verilebilir diye cümleyi çevirebiliriz arkadaşlar.